F1.23 bizlere EA Creator Network vasıtasıyla ulaştırıldı. Kendilerine o yüzden teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni bir videodan F1.23'teki ilk içeriğimizden herkese merhabalar sevgili Formula 1 tutkunları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sonunda o bekleyiş sona erdi ve bugün itibariyle F1.23'ün içine derin bir dalış gerçekleştiriyoruz. Videonun hemen başındayken sizlere şunun hatırlatmasını yapayım. Bu süreç içerisinde F1.23'ten videolar seri seri gelecek. Eğer abone değilseniz abone olup mutlaka bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yine videoyu beğenirseniz de diğer videoların devamı için beğeni atmayı unutmayınız efendim. Şimdi bugün sizlerle beraber arkadaşlar F1.23'e bir ilk bakış videosu gerçekleştireceğiz. Bir yarış gerçekleştireceğiz oyunun içerisinde ve oyunda şu anki sürümünde neler var neler yok. Özellikle oynanış tarafında neler var bunlardan bahsedeceğim. Öte yandan şunu da belirtmem gerekiyor ki henüz kariyer ve diğer modlar oyuna entegre değil. Yalnızca hikaye modu, efendime söyleyeyim Time Trial ve Grand Prix modları var. Bize verilen sürümde tabii ki oyun çıktığı zaman full sürüm şeklinde oyunu satın alabileceksiniz. Şu an içerik üreticilere bir erken erişim söz konusu ve bu erken erişimde de bizlere verilen modda söylediğim şeyler bulunmakta. Öte yandan arkadaşlar şunu da eklemem gerekiyor ki bize gönderilen patch'te Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, McLaren ve Red Bull harici diğer takımların araçları henüz final aşamasına değil görüntü bazlı olarak. Yani Mercedes olsun, Ferrari olsun bu araçlar şu anda My Team aracıyla benzer görünürlükte. Ancak Day One patch ile beraber, daha doğrusu oyunun tanıtılmasıyla beraber bu araçlarda güncel versiyonlarına erişmiş olacaklar. Şimdi Britanya'dayız ve Britanya'da 5 turluk bir yarışımız olacak. Şunu da söylemem gerekiyor ki EA'in uyguladığı ambargo gerekçesiyle yalnızca 15 dakikalık bir video çıkartabiliyoruz. 3 tane 15 dakikalık bir video çıkarma hakkımız söz konusu daha doğrusu. Bunun doğrultusunda da ilk bölüm sizlerle, ilerleyen bölümlerde ne kafanıza takıldıysa bunları mutlaka yorumlara yazın. Ben de onları cevaplayayım. Şimdi görüntüyle alakalı şunu söyleyeyim. Avatarları vesaire güncellemişler. Max Verstappen zaten oyunun elçisi olduğu için bir zahmet güncellesinler ama bizim konumuz bugün bu değil. Bizim konumuz tamamen oynanış odaklı olacak ve sizlere de birkaç eksiklikten bu video içinde bahsedeceğim. Yine start grid kısmı da değişmiş. Start grid animasyonu da değişmiş. Öte yandan izleyici kısmındaki belirli tabloları da değiştirmişler. Onu da gerçeğe uygun hale getirmişler. Ayrıca yine bize verilen patch'te şöyle bir kısıtlama da var, onu da söyleyeyim. Maalesef all access şeklinde bir şey vermediler. Çok kısıtlı bir sürüm verdiklerini söylemem lazım şu anda. Şöyle ki Bahreyn, Miami, Kanada, Macaristan, Imola, Britanya ve Brezilya pistleri mevcut. Yani diğer pistlere, Monaco olsun, Monza olsun, bu tür yarış pistlerine şu anda erişimimiz söz konusu değil. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Öte yandan şu an bir değişiklik belki seziyor olabilirsiniz görünüş açısından. Şöyle ki yeni bir renk ve aydınlatma aslında efekti kullandılar F1.23 oyunuyla beraber. Bu da film ve televizyonlarda kullanılana benzer yeni bir renk kodlama sistemiyle gerçekleştirmiş ve oyun genelinde de aydınlatma iyileştirmeleri uygulanarak daha gerçekçi bir görüntü elde etmişler. Yani böyle olduğunu iddia ediyor Codemasters. Öte yandan arkadaşlar görüntü kısmına çok çok ekstra bir iyileşme söz konusu değil. Yani 22'nin son haline baktığımız zaman yüksek ayarlarda daha rahat oynatabiliyorum. Bende 3060'lı bir sistem var. Maalesef 22 oyununda yüksek aldığım zaman grafikleri orada belirli droplar yaşıyordum. Şu anlık en azından bu durumu biraz daha iyi hale getirmişler ama tabii şunu da hatırlamak lazım. 22 oyunu çıktığı zaman ve çıkmadan önce de benzer şekilde ultra ayarlarda gayet rahat şekilde oynatabilirken sonrasında optimizasyonda ciddi zorlama durumu söz konusu olmuştu. Bunları geçiyorum. İsterseniz hızlıca oynanış tarafına geleyim. Şimdi oynanışta şöyle güzel ve benim keyiflendiğim bir kısım var. Her ne kadar erken gaza açarsam açayım, ne kadar hızlı bir şekilde gaza yüklenirsem yükleneyim, hiçbir şekilde araçta spin atma durumu söz konusu olmadı. Yani bu videoyu size ulaştırana kadar hemen hemen 1-2 saat oyunu oynama deneyimine sahip oldum ve bu 1-2 saatlik zaman dilimi içerisinde şunu fark ettim ki aracı spin attırmak şu anki haliyle gerçekten çok çok zor. Neden sürekli şu anki haliyle diyorum? Çünkü maalesef Codemasters bu noktada çok standartları olan bir firma değil. Ha hoş, bu sene biraz daha değişikliğe gidecekler mentalite olarak. Çünkü
Geçen sene oyunun bozulmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi oyunu e-sporculara entegre etme çalışmalarıydı. E-sporculara özel patch getiriyorlardı ve bu yeni patchlerde oyunun oynanışını ciddi manada bozuyordu. Ancak bu sene yine benim de aldığım duyumlara göre e-sporculara özel bir muamele çekilmeyecek, olması gerektiği gibi onların oyuna aslında bir noktada uyum sağlaması istenecek. Şimdi şöyle ki, çekiş kısmı 22 oyununun en büyük tabularından bir tanesiydi ve bu sene oynanışı sonunda geliştirdiler. Geçen sene yapmaları gereken şeyi bu sene itibariyle sonunda yaptılar. Araç fiziklerinde ve mekaniğinde iyileştirmeler yapıldı. Özellikle aracın taban mekaniğinde ciddi bir değişim söz konusu ve bu sayede hem köprülerden çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz, köprülere çok rahat bir şekilde saldırabiliyoruz. Hem de viraj çıkışlarında gaza erkenden yüklenip araçta erken gaz açma işlemini yapabiliyoruz. Bunu iyileştirmişler. Tıpkı gerçekteki gibi olmuş. Geçen sene mesela gerçek Formula 1'de yaşanmayan çoğu şey burada yaşanıyordu. Yani arabanın arkası çok rahat salıyordu kendisini. Ancak şu anda o biraz daha okey olmuş. Hatta videoda dikkat ederseniz, özellikle videonun son kısmında, Britanya yarışının son kısmında onu çok daha iyi şekilde göreceksiniz önümüz açıldıktan sonra. İlk virajını ve kops virajını tam gaz şekilde dönebiliyoruz. Yine Megaspeckles'larda köprülere saldırmak daha rahat. Şu anda patch'te bulunan diğer pistlerde de bunu denedip, işte Imola'da olsun, Kanada'da olsun, efendim söyleyeyim Brezilya'da olsun, köprülere daha rahat saldırabiliyorsunuz. Dediğim gibi daha rahat biçimde köprülere saldırabiliyoruz. Aracın yine gaz açarkenki tepkimeleri çok daha iyi. Bu noktada frenleme, hızlanma ve viraj alma esnasında iyileştirmeler yapılmış ve aracın durumu daha öngörülebilir hale gelmiş. Burada şu anda oyunun en zor olduğu kısım neresi? Hemen onu size de aktarayım. Frenleme. Bu da gerçekteki gibi diyebileceğimiz bir unsur. Çünkü normal şartlarda pilotların da genellikle zaten fark yarattıkları nokta bu araçlarla beraber frenleme kısımları. Yani siz frenlemede ne kadar ince bir işçilik, ne kadar ustaca bir işçilik gerçekleştirirseniz o kadar avantaj elde ediyorsunuz aslında ve şu anda oyunda fren yapmak gerçekten zor. Tabii bunda şunun da etkisi var. 22 oyununun getirdiği bir mekanik alışkanlığı var. Hem de öte yandan daha yeni oyuna alışmaya çalışıyoruz. Ama ilk izlenimler ve ilk bakış olarak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki oyunun frenlemesi gerçekten zorlaşmış. Ama buradaki zorlaşmadan kastım geçen seneki kanserlik noktası değil. Biraz daha burada orta yolu bulmuşlar. En azından arabanın gerçekten ne yapacağını, ne edemeyeceğini, bu virajı böyle dönebilir miyim, dönemez miyim, bu viraja şöyle girersen ne olur şeklinde öngörülebilir durumu daha da yüksek seviyeye çıkmış. Ve bunu da sizlere belirtmem gerekiyor. Ayrıca aerodinamik ve lastik tutuşu arasındaki denge de şu an daha gerçekçi. Yani lastik tutuş seviyelerini özellikle yarışın başındayken çok daha rahat şekilde hissedebiliyorsunuz. Önümüzdeki videolarda %35'lik yeni uzunlukta yarışlar da yapacağız ve orada da lastik aşınması durumunu daha iyi test edeceğiz ama yine şu an şöyle bir durumda söz konusu. Lastik aşınması arttıkça aracın size verdiği hissiyat, aracın size verdiği o güvenilmezlik noktası. Yani bak benim lastiklerim gitti, sıkıntı yaşıyorum, ayağını denk al hissiyatını geçenki oyuna göre daha iyi şekilde şu anda yansıtmış vaziyetteler. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim, ben size bunu beklemeyin benden. Ya oyun iyi olmuş gidin alın, ya oyun kötü olmuş şöyle yapın demeyeceğim. Ben sadece sizlere oyunun artılarını ve eksilerini söyleyeceğim. Diyeceğim ki geçen seneye göre bu daha iyi, bu daha kötü. Bunu net bir şekilde belirtmek istiyorum sizlere. Ve dediğim gibi güncelleme takvimleriyle beraber maalesef sekteye uğrayabiliyor oyun. Buradaki riski de buna göre düşünmek lazım. Yani bence oyun çıkmadan detaylı şekilde ilk çıktığı patch ne halde görmeden oyunu almayın derim. 1200 lira az değil, cebinize yazık. Bununla alakalı tabii ki EA Play gibi bir alameti farika da var. Ondan da sizlere ilerleyen kısımlarda, ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Durum bu yani. Onu açık ve net bir şekilde sizlere iletmem gerekiyor. Öte yandan oynanışla alakalı bunca şeyden bahsettik. Ben biraz daha ılımlı oldum oyuna. Ancak daha çok vakit geçirmem lazım ve daha fazla video yapmam lazım ki sizlere çok daha iyi bir feedback, çok daha iyi bir geri bildirim vereyim. Öte yandan devam edecek olursak da dediğim gibi sizler eğer bir sorunuz, kafanıza bir soru işaretiniz varsa mutlaka bana yorumlarda yazın. Mutlaka bana bunun sorgusunu yapın.
Araçların ayrıca performans güncellemeleri de arkadaşlar oyun çıktığı gibi gelecekmiş. Bize verdikleri en azından geri bildirim bu oldu Codemasters tarafının. Ayrıca fark ettiyseniz blokaj kısmında gereksiz fazla bir duman çıkması söz konusu. Yani duman makinesine dönüyor arabalar resmen. Bu konuya da umarım bir fix getirirler. Şu an tabii ki tamam oyun hala preview kısmında ama biraz kötü duruyor. Buraya da el atmaları kesinlikle gerekecek. Umuyorum ki el atarlar. Yenilenen HUD'umuz karşımızda HUD'la alakalı şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. ERS açıldıktan sonra şu sarı işaret çıkıyor ya, tamam disable diyor ama bence geçenki oyunlara kıyasla bu biraz daha kafa karıştırıcı. Yani nasıl kafa karıştırıcı? Önceden yeşil yanardı. ERS'nin biz hani aktif olduğunu anlardık. Şimdi bunu sarıya çevirmişler. Kafanın alışması zorlaşacak ama yani yeşil dururken neden sarıya dönülmüş? Bunu da pek anlayamadım. Pistlerde de güncellemeler var. Şu an izlemekte olduğunuz Silverstone pisti yenilenmiş. Zaten genel durumundan da fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Hangar düzlüğünün sonu, hangar öncesi Megaspeakers'ların çıkışındaki virajın değişimi, efendime söyleyeyim pistteki belirli yükseltilerin ayarlanması, ilk sektördeki virajların konumlandırmalarının değişmesi gibi bir takım yeniliklere sonunda gidilmiş. Ve grafikle alakalı ekstra olarak şunu eklemem lazım dostlar. Oyun 2015'teki oyun motoruyla yola devam ediyor. Yani 2015'ten bu yana uzun süreden beri aynı oyun motoruyla bu grafiklendirmeleri yapıyorlar. Bu oyun fiziğini gerçekleştiriyorlar. Kaza mekanikleri o yüzden aynı. Kaza mekaniklerinin dışında görünüşte de görüntü kısmında da çok büyük değişimler söz konusu olmuyor. Yani bir türlü Next Gen'e geçmediler. Next Gen'e 2023'ten değil 2024 oyunundan itibaren geçecekleri şu anda söylentiler arasında. Bir ihtimal bu seneye bekliyordum aslında. Hani böyle bir şey yapsalar daha iyi olurdu diyordum. Ama Next Gen olayında bir sonraki seneyi ertelemiş gibi gözüküyorlar şu anda. Ama şu an en büyük sıkıntısı bence grafik tarafında zaten optimizasyon oyunun. Belli kısımlarda RTX modlarının hepsini açabildiğiniz takdirde oyunun görüntüsü güzel oluyor. Ben de mesela oyunu Ultra High'de değil High'de oynadım. Ve RTX'ten 4 seçenek varsa mesela RTX'de sadece bir tanesini açtım. Çünkü hem benim sistemimden kaynaklı hem de optimizasyon olaylarından alakalı. Şu anki sistemimde 3060 ve 5600X işlemcili bilgisayarımda hepsini Ultra High'da ve efendime söyleyeyim RTX'ler 10 şekilde oynayamıyorum. Yani Ultra High yapıyorsam RTX'i komple kapatmam gerekiyor bu sefer. Böyle bir handikapı söz konusu yani işin. Podium animasyonunda da bir değişim söz konusu değil. Benzeri. Burada da zaten değişim bekleyen yok sanıyorum ki. Hani benzer diyeyim daha doğrusu. Çok büyük değişimler söz konusu değil. Öte yandan ben de ilerleyen kısımlarda sizlere daha fazla video atmaya devam edeceğim ve Breaking Point de geliyor arkadaşlar. Breaking Point'in ikinci bölümü sizlerle beraber olacak yakın zamanda. Yalnız birkaç gün sonra ambargosu sona erecek ve ambargosu sona erir ermez sizlerle bu videoyu da buluşturacağım. My Team olsun, normal kariyer olsun, Breaking Point olsun, co-op olsun, online tarafı olsun. Bunların hepsini sizlere hızlı bir şekilde aktaracağım. Ancak şu an tekrardan yinelemem gerekirse son kısımda mevcut patch'te elimizde yalnızca Grand Prix modu yani yarış, Time Trial ve efendime söyleyeyim Breaking Point var. Bunların dışındaki modlara maalesef henüz erişimimiz bulunmamakta. Muhtemelen oyun çıkmadan bir hafta önce bizlere tüm modların erişimi açılacaktır diye düşünüyorum. Videonun başında bahsettiğim grafik güncellemesi de bu şekilde olmuş. Yani yarışı sol tarafta izleyici modundaysanız eğer sol taraftaki tablosu gerçek hayattakine benzer şekilde gerçekleştirmiş ama birebir de aynı değil. Onu söylemem lazım. Ne fontlar aynı ne de işte sütunların genişliği aynı aslında. Yani durum böyle arkadaşlar. Benim ilk izlenimlerim şu anda oyunun 22'ye kıyasla yol kat ettiği ancak hala beklememiz gerektiği yönünde. Eğer şu anki haliyle kalırsa oyun gerçekten iyi bir iş ortaya koymuşlar. Oynanış tarafı zaten Formula 1'in kilit biliyorsunuz ki ve bu oynanış tarafındaki problemlerin giderilmesiyle beraber hani bir de üstte hikaye modu online tarafına dereceli sisteminin gelmesi derken işler daha iyi duruma geliyor. AI ile alakalı da şunu söyleyeyim. AI'lar geçtiğimiz seki kadar çıkış kısmında virajlardaki çekiş kısmında kusursuz değiller. Startlarda kesinlikle iyileştirmeler var. Araçlarla beraber startları çok daha rahat ve güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Yine yapay zekanın oradaki mutantlığı da sona ermiş. Buna da bir nerf gelmiş yani sonunda.
Öte yandan motor sesleri ve tok durumu da değişti. Yani motor sesleri yine bence tıpatıp aynısı değil. Yani direkt olarak benzeri değil. Ama geçtiğimiz oyuna kıyasla daha iyi bir motor sesi durumu söz konusu olmuş. Yine torkta da değişim oldu bu arada. Yani şu da bu da demek oluyor ki torkun değişimi demek oynanış tarafında sizi yine biraz daha arabanın sürülebilir kılması demek aslında. Arabadan daha arabayla daha iyi anlaşmanız demek anlamına geliyor. Böyle de bir durum var. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu videoda ilk bakış olarak izlenimlerimi sizlere aktarmak istedim dostlar. Beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basmayı ve abone de değilseniz içeriklerden daha az haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Benden artık bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın ve Formula 1'le kalın.